yaptı canımı canımı. Bak beyazımı aldı. Bak beyazım, ben sana videosunu da atacağım. Bak bir kuş girip de o dabana döndüğü zaman o sesi, yani şimdi bak o videolarda mesela 50-60 metreyi, 50-60 metreyi ses soluk aşağıda başladığı gibi yukarıda da öyle bırakıyor sesini. Aşağıda nasıl başladı ses getiriyor yukarıda. Yani 4-5 saniyede 50 metreyi 60 metreyi bir kuş perçemler. 50 senelik bir soydur. Beyaz perçemler. Beyaz perçemler. Esas beyaz perçemler. Şimdi ben bunlara 30-35 sene önce kendi dumanlarımla bunları kırdım. O beyaz perçemleri dumanlarla kırdım. Onlar... Beyazlar, ya dumanlar da öyle. Taklayı çevirdiği zaman, 2-3 yaptığı zaman çeker buluta. Buluta söker. Yalnız şimdi benim bak bu dumanlarımın içinden bazen, bazen değil geneli, böyle normal başlar. Aynı bebebelik uçusu diyorlar ya, onun gibi başlar. Kötü kötü başlar. Kötü kötü başlarlar ama oldum mu... Üstüne koya koya gider. İlk başta gördüğün zaman bunu niye besliyorsun derler. Çoğu. Evin içinde besliyor. Normalde burası bir ev ama 3 oda, 3 odalı bir ev. 10 plak kümes yapmış her yere. Hüseyin abi burada 10 plak kapatmış. Burası da ayrı bir kümes. Ya kuş sevgisi farklı işte yani. Ben normalde burayı kiraya veririm. Ama bunlar burada olduğu zaman... Komple bina sana ait abi. Komple bana ait. Bu da, bu da gene bir erkeklerden biri. Bu da kumarlardan gene senin abi. Aynen. Tek de bir aynası var. Beyaz, beyaz atıyorlar. Hep beyaz atıyorlar. Bunlar abi. Bıyıklı da veriyor bunlar. Perçemli de verir. Esas bunların şeyi kökeni beyaz perçemli. Perçemli mi? Tabii. Bunlar da esas beyaz perçemli. Bu da çift bıyıklı. Aynen. Gerçek. Bu kaç yaşında abi? Bu 4 yaşında kadar. Atlaca'ya da verdin herhalde. Aynen. Bir ay önce falan. Aynen. Güzel başlıyordu. Aynen. Aynen aynen. Benim bir de şöyle bir şanssızlığım var. Videoladığım bir kuşu illaki olmazsa olmaz başına bir iş geliyor. Ya atmaca alıyor ya bir şey oluyor yani. Mutlaka başına mutlaka bir, bir şey geliyor. Yani bak beyazlarımdaki atış, gezme özelliği, alttan taban dönüşü, mesafesi. Bak bunların taban dönüşüyle yaptığı mesafeyi tahmin etme böyle var ya. Böyle... Yepyeni bir video ile bir Takla TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir yerdeyiz. Bugün Hüseyin abimin yanındayız. Ankara'dayız, Hasanoğlan'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün Hüseyin abi burada çok güzel yer yapmış kendine. Kuş uçurmalık çok güzel yer yapmış. Damızlıklarda ayrı evde besliyor. Burada da dediğimiz gibi sadece uçum olarak yapıyor. Bugün Hüseyin abinin kuşlarını inceleyeceğiz. Oyun kuşları hakkında bilgi alacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Videoya başlamadan önce de videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bize çok destek vermiş olursunuz. Hüseyin abi nasılsın abi? İyidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Vallahi siz güzel bir program yapıyorsunuz. Kuşçuları yani bayağı aydınlatıyorsunuz. Allah kuşçuları tanıtıyorsunuz. Abi. Aynen çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz abi. Yaş kaç Hüseyin abi? Ben 50 yaşındayım. Allah hayırlı uzun ömürler versin abi inşallah. Yaşım 50. Kaç senedir bu güvercini besliyorsun? Benim babam kuşçuydu. Babadan gelme. Babadan gelme. Babam kuşçuydu. Babamın beslediği ırk beyazdı. Başka kuşu sevmezdi. Yani bunlar da ta babamdan geliyor. Ta oradan bakacağız. Kalma kuşlar abi. Tabii. Oradan gelme kuş. Anlatırız ya. Böyle güzel güzel kuşlara bakarız. Esas damızlıklarımız evde. Arkadaşlar oraya da gideceğiz. İlk önce bu uçum kümesini tanıtacağız. Birazdan oraya da gideceğiz. Hüseyin abinin dediğimiz gibi ana damızlıklar orada. Zaten kendisi de beyaz besliyor. Beyaz evet, seviyor. Evet. Beyaz dumanlı benim. Başka şeyim yok. Beyazları göreceğiz. Abi çok güzel yer yapmışsın buraya. Uçum yeri olarak. Arkadaşlar güzel bir yer yapmışlar ama burada rüzgar çok alıyor abi. Çok herhalde. çok rüzgar var. Şu an bile rüzgar var. Biz mikrofonların rüzgar seslerini kapatıyoruz. Siz belki duymuyorsunuzdur arkadaşlar ama çok rüzgar var burada da. Güzel de bir yer yapmış abi kendine. Abi sen şimdi burada ne tür kuşları besliyorsun? Oradan evden alıyorsun damızlıkları. Tabii ben yavruları, yavruları evden alıp işte burayı iki ay oldu işte yapalı burayı. Yeni yavrularımızdan getirdik. Hazırladık. 6-7 tane
Sen de biliyorsun işte buranın Atmaca'nın 6-7 tane hazırımızı aldı. Öyle bizi bıraktı. İşte yeni yeni yavrular. Şimdi yeni yavrular getirdim. Onlarla devam edeceğiz. Onlar uçuma böyle. Yarışa devam. Uçuma devam edeceğiz. Kupalara var mısın abi sen bu sene kupalarda? Ben bütün kupalarda varım. Bütün kupalarda varım. Abi. Allah'ın izniyle iddialıyımdır. Gönlünce olsun abi inşallah. Kesinlikle yani. Hüseyin abi bu kuşları biraz elde inceleme şansımız var mı? Tabii. Beyazlar bunlar abi. Beyazlarım bunlar. Yavruyu dediğin gibi buraya getiriyorsun. Burada uçuruyorsun evet, abi. Evet burada uçuruyorum. Arkadaşlar beyaz bir yavru. Zaten bu hayvan da tüyde şu an. Evet. Yeni yeni uçumunu almaya başlıyor. Böyle beyaz yavru. O da dumanlı abi. Bu da dumanlı. Sen sadece beyaz ve dumanlı besliyorsun evet, abi. Evet beyaz ve dumanlılarım. Hüseyin abi sen bu kuşları nasıl buldun abi? Babadan gelme dedin ya. Tabii bak şimdi bunları daha şimdi daha içeride oturalım. O zaman böyle geniş anlatalım. Şimdi ayakta bence yapmayalım. Şimdi kuşlarını tanıtalım. Bak güzelce Peki muhabbetimize abi. Orada devam edelim. Çayımızı da hazırlayalım. Yani benim eskim çok. Yani hem güzel kuşlar uçurmuşumdur hem de babadan diyorum ya. Orayı o zaman anlatayım. O zamana kalsın. O zamana abi. Kalsın. Abi sen bunlardan uçurdun. Atmaca'ya da verdin herhalde. Bir Evet. ay önce falan. Aynen, Güzel başlıyordu aynen. Dedi. Aynen. Benim bir de şöyle bir şanssızlığım var. Videoladığım bir kuşu illaki olmazsa olmaz başına bir iş geliyor. Ya atmaca alıyor ya bir şey oluyor yani. Mutlaka başına bir iş Mutlaka bir geliyor abi. şey geliyor. Yani bak beyazlarımdaki atış, gezme özelliği, alttan taban dönüşü, mesafesi. Bak bunların taban dönüşüyle yaptığı mesafeyi tahmin etme böyle var ya, böyle inanamazsın yani. Bunları uçuracağız, bakacağız. O zaman göreceğiz yani. Arkadaşlar bu Hüseyin abinin bahsettiği beyazların videosunu da ben bu kısma ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Uy sana bu tanrım. Vay başa. Telefon bozuk ya. Zırh pinçine maşallah. Yerden yakalayamadım abi. Hay maşallah. Hüseyin abi dediğin gibi abi yavrular bunlar. Uçuracaksın abi bunları. Evet. Bu kirliler, bu gökak kuyruk falan bunlar da aynı senin. Şimdi gökak kuyrukla zaten dumanlı bir eş. Yani bir kardeş. Kirli farklı. Farklı bir kuş abi o. Farklı bir kuşum. Bak orada gök dişi var. 3 yaşında. Eke bir dişi abi. Eke bir dişi. Bazen şimdi hayvanlar evde benim orada binanın altında. Çünkü orayı da çekeceğiz. Hayvanlar şey olduğu zaman getiriyorum buraya. Kanatlarını kesiyorum. Burada güneşi toprağa gösteriyoruz. O şekilde yapıyorsun abi. Evet. Burası da Hüseyin abinin ayrı bir kümesi arkadaşlar. Burada yaklaşık 4-5 tane kümes var. Güzel kümesler yapmış. Abi bu elindeki senin dumanlı. Senin evet. Dumanlı'nın ataları bu abi. Evet. Şu an atalarının yani torunlarının torunu oluyor bu. Torunlarının torunu bu. Torunlarının ta torunu oluyor. 22 yaşında şu an. 22 yaşında abi. Evet. Bak. Maşallah abi. 22 yaşında. Bundan hala yavru alıyor musun Hüseyin abi? Şimdi bundan yavru alıyordum. Hayvan içeride çok kırıldı. Bu tüye girdiği zaman böyle kıvırcık 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 oldu hayvan. Yani tüyden çıkamıyor artık. Tüyünü değiştiremiyor. Ben de buraya getirdim. Zorlanıyor abi. Çok zorlanıyor. Çünkü hayvan yani bu benim oğlum benim ya. Senin en kıymetli kuşların abi. Bu. Bakayım şöyle. Elde durmuyor bunlar. Durmaz yani. Elde de durmuyorlar.
Yani şu anki sendeki dumanlar yani hep bunlardan geliyor. Bir Tabii uçtan tabii. geliyor. Ya bak şimdi bu 22 yaşında ne diyorsun? Torunun torunlarıdır bu. Torunun torunu Bacı bunlar. kardeş bacı kardeş gelir. Ben başka uçta girmem. Şimdiye kadar getiriyoruz işte. Hala devam ediyor. Hala devam ediyoruz. Şu mesleğe kilit sistemi böyle arkadaşlar. Bu da onlardan abi gene aynı. Gene aynı zaten bak hepsi Başka yok benziyor. abi sende Yok zaten. yok. Bak bu da onun oğludur. Bu 4 yaşında. Bunu da yine getirdim şeyden evden. Damızlıklar oradan getirdin. Bu yavruluğum da bak 4 sene önce yavruluğunu uçurdum. Yani gezdiği yeri, attığı mesafeyi, gittiği yeri tahmin etmek çok zor. Hayvan da aynı öyle dediğim gibi şey yapınca bunu da getirdim buraya. Tabii burada da çift taneler şeyler var. Buraya da yavru alıyorum. Burada da yapıyorsun abi Tabii tabii işlemeyi. burada da işleme yapıyor. Buraya da sırf zaten diğer yerler uçum kümesi. Burada dedim hem hayvanlar gelsin. Bu kuşu sen uçurdun mu peki Hüseyin Ben abi? bu kuşu uçurdum tabii. Uçtu abi bu. Şimdi arkadaşlar merak ederler abi. Bu uçtuğunda neler yapardı abi? Bak Meziyetleri benim nelerdi? bunun bir kardeşi bunun bir kardeşini şeyde uçurdum. Benim bir abim vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir 6-7 ay önce rahmetli oldu. Güneş panellerinde duruyordu. Orada uçurdum bir kardeşini. Şimdi 2 ay oldu biz burayı yapalı. Beş canını yerim senin be. 14. Daha önce orada işte veriyorduk arkadaşlara, başka yerlerde veriyorduk. Sevdiğin insanlara Sevdiğim veriyordun abi. insanlara verip burada uçuruyorduk. Orada uçurdum. Bak o hayvan da atmaca aldı. Benim Onu da feisim atmaca de aldı abi. var. Aynen öyle. Bak feisimi attım. Onu da atmaca aldı. Yani 10 takla, 15 takla, 40 metre, 50 metre. Yüksek fişekleri yapıyordu Ama abi. şuna emin ol. Yani o gittiği mesafeyi falan boş ver. En güzel inişleri. Yerine ve de çok takla inerler. Yerine çok takla inerler. Sen o Öyle. şekilde seviyorsun abi. Ben o şekilde seviyorum. Benim kuşum yerine inecek, taklal inecek. Başkasını bilmem. En büyük En özelliklerinden büyük senin bu abi. özelliklerinden biri bu. Evet. Arkadaşlar şimdi Hüseyin abinin damızlık yerine geldik. Bildiğiniz burası ev. 2-3 katlı. En aşağısını kapatmış. Burada komple kuş besliyor arkadaşlar. Böyle bir yer yapmış Hüseyin abi. Abi senin damızlıklar burada. Beyazlar burada. Benim damızlıklarım burada. Dumanlar burada. Aynen. Meşhur beyazlar bunlar abi. Bıyıklı da veriyor bunlar. Perçemli de verir. Esas bunların şeyi kökeni beyaz perçemli. Perçemde mi geliyor abi Tabii onlar? bunlar da esas beyaz perçemli. Bu da çift bıyıklı. Aynen. Erkek. Bu kaç yaşında abi? Bu 4 yaşında falan. Uçurdun mu sen bunu hiç Yok abi? bu hiç daha gün yüzü daha güneşi bilmezler. Bak Daha hiç buradaki yakmadın abi. hayvanlarımın hiçbir tanesi gün yüzünü bilmezler. Dişisi de o herhalde. Dişisi o. Dişisi de bu abi onun. Evet. Fena bu da takalı abi. Şimdi bunların kökeni beyaz perçemli. Bak, 50 senelik bir soydur. Beyaz peçemde Beyaz geliyor. perçemler. Esas beyaz perçemler. Şimdi ben bunlara 30-35 sene önce kendi dumanlarımla bunları kırdım. O beyaz perçemleri dumanlarla kırdım. Onlar geliyor. Dumanlarda böyle nadiren yani böyle bir 5 senede 10 senede bir takkala atar. Ama böyle takkası bunların şey değil yani öyle Şeytan takla atmış. şeytan takla değil de böyle varlığı yokluğu belli olmayan. Böyle nadiren atarlar. Nadiren dumanlardan geliyor. Bu da o takka dumanlardan geliyor abi. Dumanlardan geliyor. Perçemli de atıyorlar. Ama dediğim gibi nadiren yani böyle 3-5 senede, 10 senede bir atıyorlar aralarında. Peki abi bu takarlar çıkıyor ya mesela. Takarlar birbirine vurunca takarı çıkıyor mu Yok bunların? yok yok öyle Vermez. takkal vermezler. Asla Düz vermezler. veriyorlar abi. Hep genelde nadiren işte perçemli verir.
Bak nadiren perşembe, nadiren takkalı. Takkalı çok zor. Biri takkalı atmış abi bunları, yavruları. Şimdi bunlar torun. Torundan bir tane. Bak işte diyorum ya. Nadiren atıyor. Nadiren bir tane çıkıyor. Bu takkallardan uçurdun abi. Ya yok takkalı olarak hiç diyorum ya. Nadir yani hiç. Nadir. Mesela bunları damızlık mı yapacaksın abi? Yok onlar uçacak. Uçacak onlar uçuracak abi. Tabii. İlk defa o takkalıyı uçuracağım. Çünkü bak dedesi de o takkal onun. Maşallah. Bak şu o takkalı onların dedesi. Dedesi. Bu takkalı dedeleri abi onların. Hı hı. Takkalı dedesi. Dedeyi vermiştir. Aynen. Takkalı da nereden baksan 8-10 yaşında. Bak kaç ağızdan sonra torunlarından bir tane takkal almış. Çok nadir çıkıyor. Çok nadir bak. Kanlı perçemli. Evet. Bu dediğin gibi abi beyazlardan geliyor değil mi abi? Tabii tabii. Perçemli. Tabii. Kafalarında da zaten işaret olarak beyazlık var abi. Aynen aynen. Bunlar bak mesela ben bu kuşu da uçurdum. Bu da aşağı yukarı 4 yaşında falan. Bunu da yavruluğunda uçurdum. Tekrar damızlığa bıraktım. Bu uçtuğunda neler yapardı abi? Maşallah. Yani şimdi 30-40 metrelerini net görüyordum. Net. Tabii tabii. 30-40 metre çok yani sesli, soluklu. Ya bir kuşçunun istediği kuşlar bunlar. Ben kuşçu olarak değil. Kendimin özellikle istediği kuşlar. Bunlar. Peki kaç sefer yapıyordu abi bunlar ortalama? Şimdi ya bunlar 20 ile 30 metre ya 20 ile 30 tane rahat net yaparlar. Ama bunun dediğim gibi arası. Yer hakimiyetleri çok iyi. Altları çok doludur. Öyle bir 3-5 takla vurmazlar inerken. Taklalar da kalabalık. Abi. Taklaları kalabalık. 10-15 takla olarak kullanırlar. Yeni yavrular Hüseyin abi. Bunlar daha yeni yeni yeme vuruyorlar. Arkadaşlar birisi gökperçemli vermiş. Bak esas beyaz perçemlerde. Perçemler böyle miydi abi? Bak perçemleri nasıl biliyor musun? Öyle önden falan değil. Bak bunun üstünde böyle olur. Şöyle perçemleri var arkadaşlar. Yani ta önce, dedeli tabii ta dedelerini atıyorlar. Yani bak 40-50 yıl öncelerini vermiş. Aynen aynen. O da dumanlı abi. O da dumanlı. O da perçemli. Bunların anne babası hangi renk abi Hüseyin abi? Bak şimdi bunların anne bak baba şu. Baba o demek ki dumanlı perçemli olan anne de maşallah. Yavrular bayağı sağlıklı arkadaşlar. Analarda bu annelerde bu dişi. Gök dişi abi. Sen bu göklerden de uçuruyorsun abi. Tabii ya bunlar zaten gök dumanlı beyaz veriyorlar. Üç renk. Başka vermezler. Gök, beyaz dumanlı verirler. Elde durmazlar ki bunlar hiç. Hiç elini almadığın için abi. Arkadaşlar burası da ayrı bir kümes gene Hüseyin abinin. Dediğimiz gibi evin içinde besliyor. Normalde burası bir ev ama üç odalı bir ev. Komple kümes yapmış her yeri. Evet. Hüseyin abi burada komple kapatmış. Burası da ayrı bir kümes. Ya kuş sevgisi farklı işte. Yani ben normalde burayı kiraya veririm. Ama bunlar burada olduğu komple zaman komple bina sana ait abi. Komple bana ait. Bu da gene bir erkeklerden biri. Bu da dumanlardan gene senin abi. Aynen. Tekte bir aynası var. İşte beyaz atıyorlar. Hep beyaz için atıyorlar. Bir de burada dumanlı kediler var abi. Onlar da başka kırdığın kuşlar. Şimdi aynen. Bak şimdi benim yeğenime ben bir erkek verdim. Orada bir kendi kuşuyla kırıyor. Ama mükemmel üstü oynuyorlar. Tuttu kuşlar. He. Ondan sonra geri bunları bana şey yaptım. Abi o terasta besliyordu. Bak gene de bir tarafı beyaz atmış. Tabii. Bir taraftan geliyor. Kırlana da atmış. Bak şu kuş. Eğer ben bunu kıyıp uçursaydım. Şu an 3 yaşında. Bak şu an kupalara uçursam şunu. Gene siler zübür. Bak bu kuş abi. Bu böyle bir kuş. Tabii. Maşallah abi. Bu dumanlı kirlilerle onlar hepsi aynı bir kanal. Aynı bir kanal. Aynı bir kardeş. Bak şurada da gene bir dişim var. Dumanlı dişi. Bu da dumanlı perçemli. Bu da gene büyük ekelerden. Ay. Bu da eke abi. Heh. Arkadaşlar perçemli ta gözünün önüne düşmüş. Hep şey böyle hep önde.
Bu dediğin gibi hep beyazlardan geliyor Hep abi. beyaz. Gene gök yavru Evet, bak yine bir gök yavru. aynı gene perçemleri. Aynı. Bunları o uçum yerine götüreceğim, Tabii uçuracağım abi. bunlardaki buradaki gördüğün yavruların hepsini Allah'ın izniyle kupaya kaldıracağım. Bu sen hepsi kupaya uçacak Hepsi abi. kupaya uçacak. Hepsi. Bak hepsi kupaya uçacak. İddialısın abi bu sene. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok büyük iddialıyım. Allah'ın izniyle de o kupa Hasan olana gelecek. O kupa İnşallah. gelecek. İnşallah abi gönlünce olsun abi inşallah. Bak yine o kardeşi. Bu da dumanlı kardeşi düz. Aynen Bu demek da ki düz. Düz vermişler. Maşallah çok güzel arkadaşlar. hafiften de bıyıklı. Bu ezdalara da. Sağlıkları falan gayet yerinde. Abi sen bunlara bir ilaç uyguluyor musun? Yani vitamin falan veriyor musun bu Ya tabii yavrulara? yani ben burada yok yavrulara ben hiçbir zaman için şey yapmam. Yani öyle bir yavru hapıdır, şudur, budur hiçbir şey kullanmam. Sadece işte minerallerini, şeylerini veririm. Vitamin mi? Vitaminlerini falan içeride veririm o. Bu kadar yani. Bu da gene bir gök. Bu da bir 3 Bunun yaşında. barınaklarını kesmişsin abi. Heh, bak. Bu da tarih yazacak bir kuş. Bu da. Uçuracaksın mı abi bunu? Bu uçtu. Bunları uçurmam artık. Bunları biliyorsun orada atmacılara yem etmeye gerek yok. Çok yırtıcı Heh. var evet. Allah'ın izniyle hem kardeşler uçar bunların hem bunun da Bu yavruları damızlık uçar. oldu abi. Bu damızlığın bak bunu ben 3 sene önce gene uçuruyordum. 30-40 metrelerde attığı yeri de anladın mı? Gittiğim mesafeyi de oturup altında keyif yapacaksın. Bir de sigara içeceksin. Başka bir şey gerek yok. Güle güle be sağ ol. Büyüyünce ömür olsun inşallah. Yeni büyüyen yavrular Hüseyin abi. Evet, bunlar yeni büyüyen Ak kuyruk yavrular. da atmış. Aynen öyle. Ak kuyruk vermiş. Burada bir tane var. Evet, burada bak. O da gene perçemli vermiş abi. Evet. Dumanlı şimdi. Birisi de gök. Bak. Bu gene o şeye bak hep uçuracağım bunları. Hepsini kupaya Bu kaldıracağım. yavruların hepsini uçuracaksın abi. Hepsi kupaya kalkacak Allah'ın izniyle inşallah. Sen peki abi burada şey yapıyor musun Hüseyin abi? Hiç ayırıyor musun kuşları? Ben Dişi erkeği burada ayırıyor musun yok yoksa yok sürekli? hiç ayırmıyorum sürekli. Zaten alttan gelen böyle dişili erkekli yavruların çoğunu zaten damızlığa bırakıyorum. Yarısını da uçuma götürüyorum. Buradan gene zaman zaman böyle iki çift, üç çift yavrulardan dişili erkekli bırakıp diğerlerini dişi erkek fark etmeden götürüyorum uçuma. Arkadaşlar şimdi Hüseyin abinin hem burada hem de diğer tarafta damızlıklarını inceledik. Buradaki uçum yerini inceledik. Abi şimdi sen demiştin ya bu beyazlar anlatayım diye. Şimdi insanlardan merak eder. Bu beyazları nereden buldun abi sen? Şimdi ben bu beyazları esas biz buralı değiliz. Ben normalde Kırşehirliyim. Ama doğuma büyümem benim Boğaziçi'nde, Mamak'ta. Mamak Mamak Boğazı. Boğaziçi'nde geçti. Bizi herkes, ben de herkes iyi bilir yani. Bu beyazlar benim normalde babamdan kalma. Babam bunları mahzen gibi kahvemiz vardı. Kahvenin arka tarafında dışarıya çıkarmazdı. Benim kuşum havada değil, yerde gözümün önünde olsun derdi. Senede bir iki tane uçtururlardı beyaz olarak. Ondan sonra ben bunları işte bak ne diyorum bunlar 45-50 senelik beyazlar. Ben bunları 30-35 sene önce kendi dumanlarıma girdim. Onlarla devam ettik geldik. Bunlar geldi. O şekilde Bu yaptın şekilde. abi. Ama bak ben şunu iddia ederim. Beyaz olarak söylüyorum. Eğer beyaz olarak bir ses, tempo, takla, mesafe, gezme, bütün her şeyin toplandığı bir hayvanlar bunlar. Bunlarda hepsi var abi. Hepsi var, hepsi. Aynen. Peki abi o beyazların özlerinden var mı sende Hüseyin abi? Kırdın dedin ya dumanları. Aşam işte bunların dedeleri ta 25-30 sene önce öldü. Bunlar Yani torunları falan yok aynı mu geldi. beyaz olarak gelen abi? Duman niye kırmadı? Ya işte bak şimdi bunları ben ne yapıyorum? Şimdi dumanlı beyaz yaparsak altlarından nadiren beyaz geliyor. Hep dumanlı işte gök veriyor. Dumanlı ağırlıklı veriyor. Beyazı beyaza vurduğum zaman sırf beyaz geliyor. Hep beyaz atıyor. Hep beyaz atıyor. Şimdi benim kuşlarım da öyle. Şimdi dumanlımı götür. Beyazdan gelen bir ırka başka bir ırka girdiğin zaman beyaz verir.
Ama dumanlı bir ırkına girdiğin zaman dumanlı verir. Beyaz da nadir verir. Ama kendi işlerinde beyaza vurduğum zaman beyaz geliyor. Bak beyaza beyaza vuruyorum. Dumanlı atmıyor. Gök atmıyor. Sırf beyaz veriyor. Oradan o beyazları yakalıyor. Peki abi bu kuşlardan hiç sığa girenler oluyor mu? Serseme düşenler ya, oluyor tabii. Mu Hüseyin abi? Şimdi yani işlerin, yani nasıl başlıyor işlerinde bu kuşlar? Şimdi beyazlar, bak beyazlar farklı başlıyor. Beyazlar ya dumanlar da öyle. Taklayı çevirdiği zaman, 2-3 yaptığı zaman çeker buluta. Bulutta Yüksek söker. Uçurlar. Yalnız şimdi benim bak bu dumanlarımın içinden bazen bazen değil geneli. Böyle normal başlar. Aynı bebebelik uçusu diyorlar ya, onun gibi başlarlar. Kötü kötü başlar. Kötü kötü başlarlar ama oldum mu üstüne koya koya gidiyor. Üstüne koya koya gider. İlk başta gördüğün zaman bunu niye besliyorsun derler çoğu. Anladın mı? Öyle. Sen bildiğin için bekliyorsun tabi ben, abi. Tabii ya ben. Kaç seneni ben verdin. Hangisinin ne yapacağını hepsini bilirim yani. Hepsini tahmin ederim. Bir de en güzel yanları. Bak en güzel yanları benim en çok sevdiğim. Yavrulukta ne yaparlarsa yapsınlar. Ekelik. Ekelik. Senin için ekelik benim önemli. Için ekelik çok önemli. Bu kuşların geninde de o var. Ekeliği çok güzel. Ekelinde daha güzel ekelinde oynuyorlar. Ekelinde daha güzel oynuyorlar. Aynen öyle. İyi bir oyun kuşu nasıl olur Hüseyin abi sana göre? Taklacı güvercin. Ya bak şimdi olmazsa olmaz. Kuşun olmazsa olmaz özelini hiçbir kere ayıracağız. Bu nedir? Yerine inecek, taklalı inecek. Yer Bu hakimiyeti. Bu paçalı kuştaki en büyük özellik bu. Bunu hiç yani istediğin bu kuşa bunu yansıtmayalım. Yerine inecek ve taklalı inecek. Yer hakimiyeti çok önemli. Ya işte bizim sevdiğimiz tarz ne? Oturduğumuz zaman yani ben normalini söylüyorum. 20 ile 25 metre arası, 30 metre arası, 20 tane, 25 tane, 15 tane ekelinde yaptın mı? Geldi taklan indi yerine. En büyük keyif bu. En güzel keyif En bu. güzel kuş bu En abi. güzel bu. Ha şimdi bak. Ne arıyoruz? Evimin etrafında kafam dönecek kuşları biz sevmeyiz asla. Benim kuşum bir kere gerçek gözden kaybolacak. Görmeyeceksin abi. Görmeyeceğim. Oyundan çıktım. Olmazsa olmazı illaki sestir. Olmazsa asla bak. Ses, yer hakimiyeti, altının doluluğu. Gerisini artık kuşun içinde olacak. Ha benim şu da var. Şimdi benim dişilerim normal oynar. Dişilerim tarzdır. Ama erkeğe girdim mi, erkek oldum mu çok büyük oynarlar. Bunlar erkekleri daha iyi Erkekleri oynuyor daha iyi oynarlar. Ekeliğinde daha da güzel olurlar. Erkek. Erkek oynayacak. Dişinin ne mazereti biter, ne yumurtası biter, ne kızması biter. Yani senin için bir kuş erkek oynayacak. Benim için erkek oynayacak. Erkek oynayacak. Erkek de havada kaldığı zaman, kızdığı zaman illa biraz gevşetecek. Ama asla ve asla uçumundan bu 30 tane, 25 tane yapmasın. 15 tane yapsın. Ama hiçbir özelliğini kaybetmesin. Abi ayakta kalacak dedin ya Hüseyin abi. Bir kuşun ne kadar ayakta kalabilmesi lazım abi? Yani ne kadar, bunun bir süresi var mı ya abi? Ya şimdi bu da bir canlı sonuçta. Şimdi yavruluğunda biz aslında çok büyük hata yapıyoruz kuşlarda. Yavru başladı. Oturdun güzelce seyrediyorsun. Şimdi bu hayvanı çok çok üzmeye, havada çok tutmaya gerek yok. Ha ekelinde oynuyorsa. Yavruluğunda fazla tutma. Bir ay, 20 gün, 2 ay. Havada tuttun mu kuşu, meziyetleri de çok güzelse zamanı geldiğinde bu hayvanın kanadını kes. Kanat kuyruğunu değiştirsin. Ekelinde uçsun. Yavru yumurta gösterirsin zaten o arada. Hayvan kızmış olur. Ekelinde havada kalır. Yani bu kuşun bu. Not verebilmek için bir kuşa mutlaka yavru ekelik, yumurta görmesi yavru lazım yumurta değil mi abi? Tabii. Şimdi mesela bizim en büyük hatalarımızdan arkadaşlarımız da çok yapıyor. Taklayı çevirttiriyorlar. Kesiyorlar yavru kuşun kanadını. Çok büyük bir hata. Sen damızlık seçimi yapamazsın ki. Biz bu kuşu neye besliyoruz? Mesela bu ırkın devamı için neye besliyorum ben? Bütün oyun özelliğini alacak mı? Yani geride ne veriyor? Onu takip edeceğiz. Ne yapacağım? Ben yavruyken taklayı döndü. Hile, bak hiledir bu. Bu hiledir. Kuş yavruluğunda oynayacak. Havada kalacak. Kızmadan veya kızdığında güzelce kanadını keseceksin. O ara yavru yumurta göstereceksin. Kuşun eğer oynuyorsa, havada kalıyorsa en güzel kuş budur. O kuş beslenir diye. Kesinlikle. Abi. Bu şekilde ayrım yapacağız kuşta. Peki abi senin bu kuşlardan kanat elleyen, kanat dokuyanlar çıkıyor ya mu? Ya şimdi bunların arasında çıkar. Nadiren tek taraflı dokunan çıkar. Çıkıyor da yani.
Ama kesinlikle kapatıyordur. Kesinlikle kapatıyor. Bak biz eskiden zaten eskiyi söylüyorum. Mesela böyle kanada dokunduğu zaman biz ona gerçekten işaret. Yani bu kuş artık iyi oynayacak. Böyle daha böyle ayırdık özellikle. Ama tek taraflı dokunur. Böyle çift taraflı nadiren böyle çok şey olursa. Yani sizde Eskiden böyle bu tek taraflı dokunanlar önceden daha iyi oynayacak diye daha öyle iyi oynayacak söylerdiniz. diye kesinlikle bilirdik yani. Ve de şimdi gene aynı. Mesela böyle bazen tek taraflı dokunuyorlar. Ama asla dokunmazlar yani. Uçtukça kapatırlar. Hastalıklarla karşılaşıyor musun abi? Hastalıklarla karşılaşıyoruz. En büyük zaten yaptığımız biri kıramıyoruz. Şimdi biz bu yeri yaptık. Arkadaşlarımız kıramıyoruz. İlla işte uçuramıyorlar. İşte oradan ya bir çift benim için diyor oraya geleyim bir benim bir yavruyu gör. Ya biz getiriyoruz. Yani asla da getirmem. Koymam kıramadım. Mesela geçen bir arkadaşımızın kuşunu getirdik. Yazık oldu. Bak 10 tane falan buradaki hazıra yakın yavrularım da öldü. Senin kuşlar da Benim abi. kuşlarım da öldü. He, bunu yapmayacağız. Bunu yani getirdiğimiz yer çok önemli. Artık Hayvanlarımızın bunu içine getirmezsen yapmayacaksın abi. benim zaten yapmam da kıramadık işte geçen bir arkadaşımızı getirdik içinden oradan bir çift. Dedi ki illa dedi bir göreyim. Ya şimdi oranın mikrobuyla buranın mikrobu farklı. Evet. Bunlar değişik kümesten girdiği zaman hastalık çoğaltıyor, bir anda Peki patlatıyor. ilaç falan kullanıyor musun abi? Ben genelde ronzol giriyorum. Ronzol giriyoruz. İşte kurt ilacı giriyoruz bu. Aşı yapıyor musun abi bunlara? Aşı yapıyorum. Aşı şimdi daha önce dörtlü karma aşı yapıyordum. Dörtlü karma aşı da çok koruyucu olmuyor. Tabii yurt dışı aşılarını falan işte herkes ne getiriyor merdiven altı mıdır nedir bilemiyoruz ne olduğunu. Ama böyle şimdi bizim en şey aldığımız verim hayvanlarda böyle daha iyi gördüğümüz ikili karma var. Nevkasının ikili karma var. Onu giriyorum. Sen 3 ayda ikili bir, yapıyorsun abi. 3 ayda bir onu giriyoruz. En güzel koruyucu o bence. Herkes Sen tabii onu yapıyorsun. ben onu yapıyorum. Burası da abi çok rüzgar alan bölge. Yırtıcılar çok mu Oo. abi burada? Beyazım Canımı alan abi yaktı böyle. canımı canımı. Bak beyazımı aldı. Bak beyazımı ben sana videosunu da atacağım. Bak bir kuş girip de o dabana döndüğü zaman o sesim yani şimdi bak o videolarda mesela 50-60 metreyi 50-60 metreyi ses soluk aşağıda başladığı gibi yukarıda da öyle bırakıyor sesini. Aşağıda nasıl başladı ses getiriyor yukarıda. Yani 4-5 saniyede 50 metreyi 60 metreyi bir kuş nasıl alıyor bak işte. Süratle gidiyorlar Çok abi. süratli, çok tempolu. İnişleri çok. Onları da atmaca mı verdin abi sen? Onu da atmacıya verdik. Hele ya canımı yaktı ya. Lan bir şey dediğin miyiz? O da tabii bir hayvandır. O da karnını doyuracak da git başka yerden doyur. Bizden niye Burada doyuruyorsun ya? rüzgar da çok oluyor Rüzgar abi. çok. Bizim rüzgarımız çok ama benim kuşlarımın da böyle bir özelliği vardır. Çok güçlüdür. Kanatları Bak güçlü. çok güçlüdür. Yani rüzgara, fırtınaya, her şeye dayanıklıdır. Tabii bu kuşta 10 gün fırtına olur da 10 günde atarsan öyle bir şey yok. Ama dayanıklıdır yani. Yani Çok güçlü kuşlar. dayanabiliyorlar. Bak çok güçlü kuşlar. Elini aldık. Bak görüyorsun değil mi? Güçten elimizde tutamıyoruz. Bu işte onların gücünden geliyor. Kendinden kandan kaynaklanıyor Aynen öyle. abi. Yeni gelen yavruları, havaya yani yeni göstereceğin yavruları grup şeklinde uçuruyor musun? Veya hani bunun bir Tabii. sayısı var mı? Ya şimdi sayısı elindeki yavru ne kadar var? Atıyorum 5 tane yavru, 10 tane yavru. Bak, büyük bütün kuşlarımızın en büyük yaptığı hata. İlk yavru yerine adapte olur. Bu yavruyu 2 gün, 3 gün, 5 gün böyle poşetle bunu korkutmayacaksın. Bu hayvan ilk başta yerini öğrenecek. Kaldıracağım bir iki tur, bir iki tur, bir iki tur bunu 5 gün, 10 gün. İlk önce yer hakimiyeti. Yer Yerine hakimiyetini indireceksin. göstereceksin bu hayvana. Mesela ilk başta ne yapıyor? Hayvan kalkıyor. İşte yok yan çatıya konuyor veya ileriye gidiyor. Oralara bir tezliyoruz ya. Bu kuş ne olacak yani? Bu kuş başladığında hiçbir zaman unutmaz. İçindeki şey hariç aklına gelir. Bu ilk başta Ezberleri kuvvetli abi. ben söyleyeceğim. İlk kaldırdıkları yavru yer hakimiyetini ilk önce onu göstersinler hayvana. İlk önceki yer hakimiyeti. Yerini bilecek. Sağına soluna koldurmadan öyle uçursun. Peki abi sen bunlar işte mesela taklayı çevirdi diyelim, havaya baş yaptı. Tek mi uçuruyorsun bunlar yoksa gene böyle kalabalık grup olarak Yok. uçuruyor musun? Şimdi ben özellikle 2 tane, 3 tane en fazla kafayı kaldırdığı zaman, 2-3 yapmaya başladığı zaman 2 veya 3 tane uçururum bunları.
biraz daha üzerine böyle 3-5 yapmaya başladığında, kanat sesini yukarıda getirmeye başladığında tek atarım. Teke uçururum. Kesinlikle. Yokuş yukarıda. Yukarıda kendini yapar. Hem atlamayı öğrenir, hem yapacağı işleri yapar bir an önce. Peki abi, senin bu kuşların bu teke gelme aşamasında ne kadar bir süre alıyor? Mesela yavruyu uçurdun diyelim, hiç taklayı çevirmemiş, yavruyu buradan kaldırdın abi. Teke düşme süreci ne kadar bir süre alıyor abi? Şimdi benimki bak, ne erken başlayacak, ne geç kalacak bir yavru, bir kuş. Mesela normal, bizim normal atıyorum 15-20 günde taklayı döner. 1-2 ay sonra tamamen yerine. Yani ortalama senin kuşlar 2,5 ay sonra falan aynen. Yerine gelmeye başlıyor. Aynen. Birazcık geciktirirler. Öyle hemen başlayayım, hemen aşağı gireyim. Benim kuşlarım da şöyle bir özelliği vardır. Benim kuşlarım çok aşağı girmez. Öyle 1 metreye, 2 metreye benim kuşum girmez. Ortalama kaç metreden alıyorlar? Yani 3 metre, 4 metre. Yani 3 metrenin altına çok zordur yani. Yani bence genelde hep 3-4 metre. Bence de alıyorlar. Girmesin yani. Niye girmesin abi? Ya şimdi 1 metrenin altına girdiği zaman kuş illaki konacak yani. İllaki. Yani bir hata yapabilir. İllaki bir hata yapacak. İllaki yani. Ya bunun içinde istisna var mı? Vardır. Ama çok zordur. Bir de bir kuş, iyi bir kuşsa uçtu o kadar hayvan atıyorum yani. Şimdi normalde 15 tane yapıyor. O gün aşağıya çok giren kuş 20 tane yaptı. 25 tane iyice gücünden bitti. Aşağı giriyor, ne yapacak? Mecbur hata yapacak. Çok aşağı girmesi iyi değil. Kuşun bir kere çok yapması da iyi değil. Yani dediğin şekillerde olursa daha iyi olur. Senin düşüncen bu abi. Benim düşüncem bu. Çok abi, aşağıya girmeyecek. Çok da yapmayacak. Yani sınırda kalacak. Sınırda abi, kalacak. Sınırı aşmayacak. Abi bugün bizi burada ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz Hüseyin abi. Ne demek, her zaman beklerim. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar bugün Hüseyin Bektemir abimizin yanındaydık. Ankara Hasanoğlu'ndaydık. Buraya çok güzel bir yer yapmış kendine, uçum kümesi. Bu sene zaten kupalarda da bayağı iddialıymış kendisi. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün kupaları uçuracağım diyor. İnşallah abi gönlünce olur. Başarıların i̇nşallah, devamını dileriz. İnşallah, abi. İnşallah. Arkadaşlar bugün Hüseyin Bektemir abimizin kuşlarını inceledik. Oyun kuşları hakkında bilgi aldık. Bu programımızın da sonuna geldik. Bambaşka bir Takla TV programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.